1948'den 1970'e kadar süren Arap-İsrail savaşları sürecinde İsrail Batı dünyasından destek aldı ve yaptığı işgaller sonucu sınırları oldukça genişletti. Sözü geçen sürenin sonlarında ise Mısır ABD ile yakınlaştı. Nihayet Mısır ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğu ile 17 Eylül 1978'de Kamp David Anlaşması imzalandı. Fakat Mısır, İsrail'i tanıdığı ve bu anlaşmayı kabul ettiği için aldığı tepkilerle Arap dünyasından koptu. Bu bilgilere göre Kamp David Anlaşması hakkında yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Yakın Doğu'da birlik ve beraberliği sağlanmıştır. Yakın Doğu dediği yukarıda Orta Doğu'dan bahsediyor. Bu söylenemez. Müslüman ülkeler arasında siyasi uzlaşmayı temin etmiş, tam tersine siyasi gerilimi çıkartmış, buna da ulaşılamaz. Orta Doğu'da uzun sürede devam eden bir sorunu gündem edilmiş. Evet, yukarıda baktığımızda Arap-İsrail mücadelelerini konu edindiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Bize ulaşılamazı soruyor. Doğru cevap C seçeneği. Kıbrıs'a yapılacak olan Türk müdahalesi, Türk-Yunan kuvvetleri arasında askeri çatışmaya sebep olabilir. Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı askeri bir müdahale, SSCB tarafından aynı şekilde bir müdahaleye yol açabilir. NATO'nun rızası olmadan Türkiye'nin girişeceği bir hareket sonunda doğabilecek bir Sovyet müdahalesine karşı müttefiklerin Türkiye'yi savunma konusunda müzakere etmeleri kanaatindeyim. Mevcut şartlar altında Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı bir müdahalede ABD tarafından temin edilmiş olan askeri malzemenin kullanılmasında ABD'nin olur vermeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim. ABD Başkanı Johnson'un 5 Haziran 1964'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü'ye gönderdiği mektupta yer alan bu ifadelere dayanılarak ABD hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sömürgeci siyasete karşı çıkmış, yukarıdan bu çıkarılamaz. Adaletli toprak paylaşımı ilkesini gözetmiş, bu da söylenemez. Tüm savaşlara karşı genel bir barışçı tavır sergilemiş, yukarıda barışçı bir tavırdan ifade çıkarmamız mümkün değil. NATO'nun sağladığı imkanların sadece insani işlerde kullanılmasını arzu etmiş, bu da söylenemez. Türkiye'nin itibarını zedeleyici, hareket alanını kısıtlayıcı nitelikte ifadeler kullanmıştır. Evet, Türkiye'nin bir nevi egemenlik haklarına Johnson gönderdiği mektupla müdahale etmiştir. Cevap E seçeneği. Saddam Hüseyin aslında Irak'ın İran-Irak savaşında zararlarını telafi etmek amacıyla görünürde Kuveyt'in petrol konusundaki Irak'a haksız yere zararı uğrattığını bahane ederek 1990'da Kuveyt'i işgal etti. Böylece 1. Körfez Savaşı başladı. Buna göre 1. Körfez Savaşı'nın çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Batılı devletlerin baskısı değil, Kuveyt'in yanlış iktisadi politikası değil, Orta Doğu'da kalıcı barış sağlam amacı değil, uluslararası ekonomik rekabete hakkaniyet sağlamak değildir. Yukarıdaki Körfez Savaşı'nın çıkması temel nedeni Irak'ın ekonomik telafi kaygısı, petrol konusundaki bölgelerden bahsedilmiş. Cevap B seçeneği. Doğu Akdeniz'de yer alıp Türkiye'ye yakın bir ada olan Kıbrıs, Türkiye'nin bölgedeki güvenliği, deniz ve hava sahası kontrolü, enerji faaliyetleri için ve ayrıca buradaki Türklerin haklarının korunması bakımından önemli sayılmaktadır. Ada 1571'de Osmanlılarca fethedilmiş fakat 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin işgaline uğramıştı. 1914'te ise İngiltere tarafından ilhak edilmiş, 1923'te Lozan Anlaşması ile Türkiye bu ilhakı tanımıştır. 1974'te düzenlediği barış harekatı ile Türkiye, adanın kuzeyinde Türk siyasi varlığının tesisine zemin hazırlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Kıbrıs zaman zaman el değiştirmiştir. Evet, yukarıda görülüyor, bu söylenmiş. Osmanlılar İngilizlere geçmiş. Sonra tekrar Türkler bir kısmında tesis kurmuş. Bazı devletlerin Kıbrıs'la ilgili hedefleri olmuştur. Yukarıda zaten bu hedeflerden bahsediliyor. Bunu da söyleyebiliriz. İngilizler ele geçirmiş. Türkiye için Kıbrıs pek çok açıdan önem arz etmiştir. Doğru. Çünkü deniz, hava, insan, oradaki yaşayan insan hakları için. Türkler denizle aşırı hareket kabiliyetini göstermişlerdir. Kıbrıs Barış Harekatı ile doğru. Lozan Anlaşması Kıbrıs'ı Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakmıştır. Tam tersine Türkiye İngiltere'ye katılımını ve İngiltere'nin burayı ilhak etmesini tanımış. Bu doğru bir bilgi değildir. Enosis kavramı Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bir şekilde bağlama idealini ifade eder. Bu ideal için çeşitli sert ve unsurlar kullanılmış. Bunlardan biri ise EOKA denen yeraltı örgütü olmuştur. Bu bilgilere göre Enosis'in gerçekleştirilmesi için benimsenen anlayış ve yöntemlerde aşağıdakilerden hangisinin diğerleri gibi baskın şekilde görüldüğü kesinlikle öne sürülemez. Çetecilik faaliyeti yer alır. İlhakçılık, işgal etme, ideolojik propaganda yapma, yayılmacılık yine Enosis'i gerçekleştirmek için yapılmıştır ancak barışçıl bir yol izlenmemiş. Doğru cevap C seçeneği.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada ABD ile SSCB ilişkiler ekseninde şekillenen gergin hava 1950'lerin sonlarından itibaren bu iki devletin daha alımlı bir tavır içerisine girmeleri yumuşatmayı başlattı. Bu yumuşamada özellikle konvansiyonel silahların etki ve tesir önemini yitirmesi, nükleer silahların etki ve öneminin giderek artması belirleyici rol oynadı. Bu bilgilere göre ABD SSCB ilişkilerinin yumuşamasında özellikle aşırı hangisi etkili olmuş? Nükleer silahların etkisinin artması etkili olmuş. Doğu ve Batı bloklarının oluşturması değil, NATO ve Varşova Paktları'nın kurulması soğuk savaşı gerçekleştiriyor. Savaşın kötü bir olgu olduğunun anlaşılması değil, konvansiyonel silahların ordular tarafından uzun süredir kullanılıyor olmasının bir etkisi yok. Sayısı ve etkisi giderek artan nükleer silahların yüksek yıkım gücünden çekinilmesi yumuşamayı beraberinde getirmiştir. Doğru cevap E seçeneği. Ermeni diasporası ABD'de çok güçlüdür. Buna karşın Avrupa'da bu diasporanın etkisi görülmektedir. Ermeni meselesinde Fransa'nın Türkiye'ye karşı olumsuz bir tavır takınması ve Ermeni terör örgütü Asala'nın 1972-84 arasında pek çok cinayeti Fransa'da işlemesine karşın Fransa'nın gerçek bir tepki göstermesi bunu örnek gösterebilir. Bu bilgilere göre yorumlardan hangileri yapılamaz? Batılı devletlerin terörizm aralarında ciddi mesafeler koydu, tam tersine mesafe koymadığı yukarıda belirtilmiş. Ermenilerin uluslararası hukuka aykırı örgütlenme yaptı. Evet, Asala bunun bir göstergesidir. Ermeni lobisinin farklı kıtalarda destek gördüğü, Amerika'da, Avrupa'da destek gördüğü söylenmiş. Cevap A seçeneği. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbeleri, 12 Mart 1971, 27 Nisan 2007 muhtaraları, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 15 Temmuz 2006 darbe kalkışması. Türkiye'de yaşanan bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini örneklemez? İhtilalci anlayışı örnekler. Halk destekli devrimi, yukarıdaki gelişmelerin halk destekli olduğu söylenemez. Milli iradeye karşıt ve saygısızca hareketi ifade eder. Hükümeti demokrasiye aykırı tarzda ikazı muhtaralar örnekler. Meşru idareye yönelik antidemokratik müdahaleler, darbeler, muhtaralar bunun bir göstergesidir. B seçeneği doğru cevap. 1990'da gerçekleşen Marmara depreminde çok sayıda kişi vefat etti. Şehirlerde yıkım yaşandı. Bunun üstüne bir de 19 Şubat 2001'de Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında yaşanan büyük sorun eklendi. Bu sorunlara karşı hükümet bazı tedbirler alsa da problemler çözülmedi. Neticede de enflasyon arttı. Türk parası büyük ölçüde değer kaybetti. 2002 seçimleri hükümet değişti. Bu bilgiler Türkiye'de alanlardan hangilerine yönelik önemli sıkıntılar yaşandığının göstergesidir. Mali anlamda, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşandığının göstergesidir. Enflasyonun artması, paranın değer kaybetmesi bunu gösterir. Siyasi anlamda hükümet değişmesinden bahsedilmiş. Bu da sıkıntıdır. Ya sosyal alanda toplumdaki değişimlerden bahsedilmiş. Bu da yine bütün alanlarda sıkıntılar yaşandığını gösterir. DAEŞ terör örgütü Suriye'de 2011'den itibaren yaşanan otorite boşluğu nedeniyle bölgede büyük bir tehdit haline geldi. Ayrıca PKK'nın Suriye kurulan PYD terör örgütü DAEŞ ile mücadele etmek bahanesiyle özellikle ABD tarafından silahlandırıldığı gibi ülkede yaşanan otorite boşluğuna yararlanarak gittikçe güçlendi. Örgütün Türkiye'nin güney sınırına yakın bölgelerde devletleşmek istemesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos 2016'da Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaparak PYD'nin bu planı gerçekleşmesi önlediği gibi bazı bölgeler TSK ve ÖSÜ tarafından DAEŞ'ten temizlenerek huzur buldu. Bu bilgiler aşağıdaki hangisini kanıtlar? Suriye ile Türkiye'nin birbirine savaş açtığını kanıtlamaz. Orta Doğu'daki devletlerin birbirleriyle genel bir savaşa giriştiği, tam tersine yukarıda çıkar çatışmalarının siyasi bir takım mücadele olduğu görülüyor. Terör örgütlerinin maddi yardım yaparak Batı devletleri desteklediklerini, tam tersine Batılı devletler onları desteklemiş. Orta Doğu'da Türkiye'nin aleyhine gelişen dış destekli terör olaylarının yaşandığı yukarıdaki bilgilere baktığımızda bunu net bir şekilde söyleyebilmekteyiz. Batı dünyasındaki devletlerin terörle mücadele konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Tam tersine yukarıda terörü desteklediklerinden bahsediliyor. Cevap D seçeneği. Bosna Savaşı sırasında Sırplar tarafından insanlık dışı uygulamalar yapılmış. Bunun en belirgin bir örneği toplu kıyım faaliyeti olan size 8 bandan fazla kişinin katledildiği Srebrenica katliamı olmuştur. Uzak bölgelerde ve şekillendirilerek izlenmek isteyen toplu mezarlar ise ancak mezarın üzerinde yetiştiği bilinen bir yaban çiçeği olan Artemis ile bu çiçekten beslenen mavi kelebeklerin sayısının bazı yerlerde arttığının uzmanlar tarafından belirlenmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Bu şekilde 400'e yakın toplu mezar tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bosna Savaşı'nda insanlık suçu işlenmiştir. Yukarıdaki bilgilere bakarak bu söyledik katliam, soykırım, toplu mezarlar bunu ortaya koyar. Bosna Savaşı Avrupalı büyük devletler arasında gerçekleşmiştir. Tam tersine Sırplarla Bosnalılar arasında gerçekleşiyor. Buna ulaşılamaz.
Bazı doğal unsurlar bir insanlık suçunun kanıtlarının ortaya çıkarmasına yardımcı olmuş. Evet, Artemis çiçeklerinin ve mavi kelebek sayısının artması bunun doğal unsurlardır. Bazı gerçeklerin ortaya çıkarmasına etki etmiş. Cevap A seçeneği. 2010'da Tunus'ta başlayan hareketin Orta Doğu'da daha demokratik bir dönemi başlatacağı düşünüyordu. Buna karşın bu süreç bazı ülkelerde iç savaşa dönüşerek istikrarsızlıklara yol açtı. Bir kısım batılı devletlerin kendi siyasi çıkarlarını düşerek bu çatışmalara ilgili örgütlere destek vermeleri Arap ülkelerindeki sorunları iyice derinleştirdi. Terör örgütleri bu ülkeleri ve komşular için büyük tehdit oluştu. Siyasi arada ise Bin Ali, Mübarek ve Kaddafi gibi eski liderler siyaset sahnesinden çekildi. Diğer taraftan demokratik yollarla seçilen ilk Mısır lideri olan Muhammed Mursi askeri bir darbeyle görevinden ve özgürlüğünden edildi. Arap Baharı ile ilgili gelişmeler aşağıdaki yargıların hangisini doğrulamaktadır? Arap Baharı sürecinin asıl amacına ulaştığı söylenemez. Tam tersine farklı yollara gidilmiş. Orta Doğu'da demokratikleşme sürecinin tamamlandığı söylenemez. Bazı Müslüman ülkenin Hristiyan devletler ile cihat yaptığı söylenemez. Avrupalı devletlerin asıl gayenin Orta Doğu'ya barış getirmek olduğu söylenemez. Tam tersine kaos ve kargaşa getirmişler. Arap dünyasında yeşeren demokratik yönetim umudunun zedelendiği, evet, darbe ile yeşeren sivil bir yönetimin iktidardan edilmesi bu umutları zedelemiştir.